Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, bir aslan payında daha yine birlikteyiz. Bugünkü aslan payının önemi şu, artık elemelerin sonuncusundayız. Yani 32 tane adayımız birbirine karşılaşmış oluyor bugün itibariyle ve daha sonraki turlarda karşı karşıya gelecek, çeyrek finale yükselecek, yarı finale yükselecek yarışmacılarımızı o 16 kişi arasından belirleyeceğiz. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım ve yarışmacıları tanımadıktan sonra yine yarışma hakkında bir kısa hatırlatma yaparız. Ondan sonra da en heyecanlı kısma sorulara geçeriz. Önce sizden başlayalım Osman Bey. Osman Kurt İşler, 59 İstanbul doğumluyum. Emekliyim. 14 yıl şampiyonluk bekleyen ama hiç Galatasaray'a küsmeyen nesildenim. Sonra gelen Jupiter-Val dönemindeki Tanjulu, evet. Uğurlu dönemi de herhalde Prakazil döneminde keyfini sürerek seyrettiniz. Evet, tamamen öyle, tamamen öyle. Peki nasıl Galatasaray'a gönül verdiniz ilk başta, yıllar önce? Ali Beyköy'de oturuyordum ben o zamanlar. Selim abi vardı, Selim Taşdelen abi vardı. Yine Ali Beyköy'de şu an kendisi oturuyor. Metin Oktay'ın plakları vardı. Metin Şut, Metin Kafa, Metin Gol, Metin Gol. Evet. Hatırlarsınız belki. Orhan Ayhan'ın sesi de vardı evet. Orada. Bana onları dinletirirdi. Onun vasıtasıyla çok teşekkür ederim kendisine Galatasaray'a. Metin Oktay'ı sahada seyrettiniz mi? Evet, 6 yaşlarındaydım. Abim götürmüştü beni Galatasaray'a. Ne güzel. Galatasaray VFA maçıydı. Abime soruyordum hangisi Metin diye gösterdi bana. 90 dakika ona baktım. Evet. Ben de o dönemlerde İstanbul Spor maçı izledim bir tane. 5-1'lik. Galatasaray İstanbul Spor'u 5-1 yendi. Metin oynadı. Hatta yedek kaleci İstanbul Spor'da Yasin Özdenak'tı. Evet. Gökmen de yedekler arasındaydı. İlk yarıda 4 gol yedi Mete. Onun üzerine ikinci yarıda Yasin kaleye geçti. İkinci yarıda 1 gol yemişti ama golü Metin kaç gol attı şeyi orayı hatırlamıyorum. Heyecandan o maçı nasıl izlediğimi bilemiyorum. Metin Oktay'ı seyretmek gerçekten apayrı bir ayrıcalık. Evet. Ve bize kattığı, Galatasaray'a kattığı değerler, Galatasaray seyircisine verdiği coşku ve sevgi apayrı bir şey. Evet, şimdi de Ferhat Kızıltaş'ı tanıyalım. Merhabalar, Ferhat Kızıltaş, 22 yaşındayım. Konya Selçuk Üniversitesi'nde gazetecilik bölümü öğrencisiyim. Konya'dan mı geldin buraya? Hayır, İstanbul'da oturuyorum. Finallerimden dolayı tatile geldim. Ha. Açıkçası bir akşamüstü GSTV izliyordum, sürpriz oldu benim için. Bir mail göndereyim dedim kanala. Evet. Çok çabuk sürede döndünüz, bundan dolayı buradayım. Mutluyum burada olduğum için. Senin Galatasaraylılık nereden? Yani bizde aile genel olarak Galatasaraylı zaten. Babadan dolayı, babam Denizli'de askerlik yapmıştı. Hatıra defterine hep bakardım. İşte Uğur Tütüneker olur, Perekazi, Tanju Çolak bunların hep fotoğraflarına bakardım. Yani bir de gönülden gelen bir şey. O zamanları televizyona baktığımız zaman hep ben aşağı yukarı 2001 dönemini yakalayan bir çocuktum. 6-7 yaşından sonra tamamen orada bir gönül vermişliğim vardı. Bir de UEFA Kupası'ndan sonra İnşallah tüm Türkiye... İnşallah bundan sonraki başarıları da izleme İnşallah. Fırsatın olur. İnşallah. Daha da çok büyük başarılar izleriz İnşallah, hep beraber. Evet. Bu arada bir açıklık da getirmek lazım yarışmayla ilgili. Çok sayıda başvuranımız oldu. Yüzün üstünde başvuranımız oldu. Adayları aradık. Bazıları cevap vermediler. Bazısı geleceğim dedi gelmedi. Onun için 32 kişiyi yeni başvuranlarla tamamladık. Artık diğer başvurukta gelemeyenler seneye elemelere katılırlar inşallah, başvururlar diye düşünüyoruz. Hemen yarışmayı bir özetleyelim, tekrar hatırlayalım. 6 kategoriden oluşuyor sorularımız. Bunlarda size 6 soru soracağız. Bunlardan siz aynı kategoriden 2 tane tercih etme imkanına sahipsiniz. Penaltı 100 puanlık sorularımızdır. Bunlarda şık yok. Tek cevap verilecek. En önemli tarafı o. Penaltı nasıl tek vuruşsa bu da tek cevap. Free kick'te 80 puan diğer bir zorluk derecesi. Burada karşı yarışmacının bu soruyu geçelim gibi bir baraj kurma hakkı var. Yani bu soru kolay, rakibim bilir deyip buna baraj kurma ihtimali var. Ama ikinci kez baraj kuramıyor. İkinci gelen soruyu kabul etmek zorunda. Çift vuruşta ise iki cevap hakkı var. Birincide bilirsek 60 puan, ikincide bilirsek 30 puan. Kontra atakta ise bir cilve var. Kaybedersek puan karşı tarafa gidiyor. Bilemezsek soruyu. Taç Galatasaray'ın futbol dışındaki soruları 50 puan. Offside ise tamamen spor genel kültür soruları. Tamamen Galatasaray dışından. Bu da 40 puan. Hemen ilk kategoriyi Osman Kurtdişler'in belirlemesini rica edelim ve yürüyelim. Ben çift vuruş rica edeyim. Çift vuruş. İlk sorusu
ekranlara geliyor ve biz de hemen soruyu okuyacağız. Ziraat Türkiye Kupası E grubunun İzmir'de oynanan maçında Karşıyaka'ya 2 golü atan Galatasaraylı futbolcu kimdir? Bu sezon oynanan... Evet. B. Aurelien Şecu. B. Aurelien Şecu diyorsunuz. Evet. İkinci bir cevap hakkınız var. Ama birincide doğru cevap veriyorsunuz. Ve 60 puanın sahibi oluyorsunuz, evet, yarışmanın başında. Şimdi Ferhat Kızıltaş kategorisini belirliyor. Ben de çift vuruş diyorum. Bir çift vuruş daha istiyoruz. Bir çift vuruş daha geliyor ekrana. Lionel Carol kaç doğumludur? Kaç yaşında olup hesap da edebilirsin, kaç yaşında olduğunu biliyorsan. Ya da... Ben buna 1989 diyorum. İkinci bir cevap hakkım var. 89 birinci cevabın. Birinci cevapta puan veremiyoruz sana. O yüzden ikinci cevabını bekliyoruz. Eğer bunu doğru verirsen, cevap verirsen... Kaç yaşında tahmin ediyorsun sen Cici'yi? Karol'u? Karol'u aşağı yukarı 23-24 yaşlarında. 24 yaşındaysa niye 89 diye cevap veriyorsun? Ama biraz aklımda şüphe oluştu açıkçası. 27 yaşında oluyor 89 deyince. Biraz... Peki ikinci cevap... Heyecandan olsa gerek. Ben ona 91 diyeyim. 91 diyorsun ve ikinci cevabında 30 puan alıyorsun bu sorudan. Şimdi geçiyoruz Osman Bey'in kategori belirlemesine. Kontratak. Kontratak. Karşı tarafa puan verme riskini alıyorsunuz ve kontratakta ilk soru geliyor ekranlara. Futbol takımımıza bu sezon katılan Jose Rodriguez'in hangi takımdan transfer edildiğini biliyor musunuz? A. Real Madrid. A. Real Madrid diyorsunuz. Bir İspanyol takımından olduğu kesin. Evet. Bir altyapı takımından geldi üstelik de. Ve Real Madrid'den geldi. Kontratakta puan benim diyorsunuz ve doğru cevap vererek 60 puanın sahibi oluyorsunuz. Şimdi kategori belirleme sırası Ferhat Kızıltaş'ta. Ben de kontratak diyeyim. Allah Allah. Enteresan. Bu yarışma sürprizlere açık olabilir her an. Evet, ikinci kontratak sorusu geliyor. Frank Rijkaard Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştırmıştır? A. Ajax, B. Sporting Lisbon, C. Suudi Arabistan Milli Takımı, D. Hollanda Milli Takımı. Ben C diyorum. Suudi Arabistan Milli Takımı. Sen de karşı tarafa puan vermem diyorsun yani. Evet. Peki 60 puan da Ferhat Kızıltaş'a gidiyor. İkinci doğru cevapla. Şu anda durum 120'ye 90. Ve üçüncü sorulara geçtiğimizde kategoriyi Osman Kurtişler belirliyor. Frikik abi. Frikik geliyor. Sen de baraj için tedbirli ol. Bakalım baraj kurman gerekecek mi? Frikik'in ilk sorusu ekranlarımızda. Didier Drogba Galatasaray'daki ilk golünü hangi takıma atmıştır diyorum. Baraj kuruyor musun diye soruyorum. Baraj... Yani bu soruyu sordurmam diyor musun? Yoksa kolay değil, zor bu soru sorabilir misiniz diyorsun? Hayır, bunu baraj kurmuyorum. Bunun için düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Peki size o zaman şıkları okuyorum. A. Akhisar Belediyespor, B. Başakşehir, C. Gençler Birliği, D. Beşiktaş. Hemen oyuna girerken biraz 5 dakika sonra Akhisar Belediyespor attı. Oo, yani maç gözümüzün önünde. Ekranın sondaki kaleye. Sen cevabı biliyorsan madem baraj kursaydın kolay bir şey diye. Neyse, free kick sorusundan da 80 puan alıyor Osman Bey. Ve şimdi Ferhat Kızıltaş bir kategori belirliyor. Senin geride olduğun için belki yüksek puan alman gerekiyor. Evet, bilmiyorum ama. Evet, söyle. Ben free kick diyeyim. Osman abinin devamını yapayım ben de. Peki. Frikik'te bir soru geliyor. Osman Bey, siz de baraj kurma hakkına sahipsiniz. Sayacağımız Galatasaraylı eski futbolculardan hangisinin mevkisi orta saha değildir? Baraj istiyor musunuz? İstemiyorum. Baraj kurmuyoruz. Şıkları okuyorum. Hangisi orta saha değildir? A. Andreas Florkin, B. Berkant Göktan, C. Bülent Akın, D. Suat Kaya. Şimdi Berkant Gökten orta saha oyuncusuydu. Almanya'dan gelmiştik. Suat Kaya libero, orta saha oyuncusu. Bülent Akın
ile Andres Flörkün arasında biraz kararsız kaldım. Flörkün'ün Beşiktaş'a atmış olduğu bir kafa golü vardı Ali Sami Yen'de. Flörkün sanki aklımda forvet oyuncusu olarak canlanıyor şu anda. Bülent Akın... Kaç yaşındaydın sen onlar oynadığı zaman? Yani 2001-2002. Ben o zamanları 6-7 yaşındaydım. Biraz hatırlaması zor olabilir. O zaman sonra tekrar dikkatle düşün diyorum ben sana. Görüntülerden bakmıştım. Peki ben de saate bakıyorum. Fazla... Ben Bülent Akın demek istemiyorum da aklımda Flörkün var. Flörkün demek istiyorum. Flörkün demek istiyorsun. Ben de sana emin misin demek istiyorum. Açıkçası emin değilim ama... O zaman cevabını alalım. Bir dakikamız dolmak üzere çünkü. Ben Flörkün diyeyim. Flörkün diyor Ferhat Kızıltaş. Ve maalesef puan alamıyor bu sorudan. Berkan Göktan bir açık oyuncuydu yani. Ama hücumda, orta saha. Hayır, hücumda kanat oynardı Berkan. Biliyorum ama orta saha kategorisine aldım orta ben. Orta saha kategorisinde Bülent Akın ön libero. Suat Kaya ön libero. Flörkün de bir half pozisyonda yani bir sağ iç, sağ half gibi oynayan bir pozisyondaydı. Berkant'ı da ben orta sahanın sağında solunda düşünüyordum hep. Kanatta oynardı, ileride oynardı. Yani golcü bölümde oynardı. Aslında soruyu biraz yanlış anlamış oldum biraz. Yani orta saha dediğimiz bizim bu ortadaki şu anda Selçuk, işte Dong ve Schneider bloğundan bahsediyoruz. Yani onun gibi bir bloktan. Ya da Suat Kaya, Emre, Okan, Tugay. Tugay falan gibi bahsediyoruz. Neyse bundan maalesef puan veremiyoruz. Fark böylece açılmış oluyor. Artık yarışmanın bundan sonraki bölümünde sen daha fazla risk alman gerekecek belki. Ve Osman Bey'e dönüyorum. Ondan kategorisini bekliyorum. Çift vuruş alma şansın var mı sende? Bir tane daha var, evet. Bir çift vuruş daha geliyor ekrana. Ben hemen okuyorum. Mustafa Sarp Galatasaray'a hangi takımdan transfer edilmiştir? Mustafa Sarp'ı hatırlaması çok kolay değil aslında. Çok kısa bir süre Galatasaray'da top oynadı. Çok büyük ümitlerle geldi. Evet. Sonra gittiği takımlarda biraz daha da iyi oynadığı göründü zaman zaman. Hatta milli takıma seçildi. Hı hı. Ama... Bayağı kritik goller imza attı. Evet. Mustafa Sarp, evet. Ben B. Kardemir Karabük diyorum. Ben de emin misiniz diyorum. Ama çift vuruş, ikinci cevap hakkınız var. İsterseniz ikinci cevap hakkınız benim olur. Cevap verme hakkım yok. Maalesef. Değiştireyim onu. A Bursa Spor. Değiştirdiniz, A Bursa Spor dediniz. Yine emin misiniz diyorum ben size. Yani bunu sormak zorundayım. Çok emin gibi görmediğim için. Eminim. Eminsiniz. Bursa Spor diyorsunuz. İkinci şıkka bırakmıyorsunuz yani. 60 puanın sahibi oluyorsunuz. Evet. Şimdi sende sıra. Ferhat Kızıltaş hangi? Ben aşağılara hiç bakma, yarışmayı kurtaramazsın, evet. O puanlarla. Ben penaltı düşünüyorum ama zamanı geldi derim ben de. Acaba penaltıyı kaçırabilir miyim? Herkesin öyle bir şansı var ama kaleci iyi değilse sen de iyi vurursan. Yani sol ayaklı futbolcular penaltıyı kaçırmış derim. Sen sol ayaklı mısın? Ben de sol ayaklıyım. Sol ayaklılar ters köşe atanıyorlar genelde. Evet, sağ ayaklılar daha iyi ters köşe atıyor. Ben penaltı diyorum. Penaltının sıradaki sorusu ekrana geliyor. Bu maç unutulmaz bir maç. 11 Mayıs 2005 Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası. 5-1 yendiğimiz, evet. Altının sınırından döndüğümüz maç. Keşke Ribery biraz daha çalışsaydı da 6 olsaydı. Necati Ateş Galatasaray'ın kaçıncı golünü atmıştır? Şimdi ilk golü Ribery atmıştı. Evet. İkinci golü Ribery yine çizginin üzerinde kurtarıp Necati asist yapmıştı. İkinci gol diyorum ben. Ben de doğru cevap verdin diyorum. Çünkü bu kadar güzel anlattıktan sonra emin misin diye bir daha sormaya gerek yok. Teşekkür ederim. Evet, penaltıdan 100 puan alıyorsun. 190 puana yükseliyor puanların. Böylece dördüncü sorular sonunda 260'a 190 oluyor. Ve iki soru hakkımız kalıyor. Şimdi Osman Kurtçiler kategorisini belirliyor. Frikik alma şansın var mı? Bir frikik alma şansınız var. Tamam, rica ederim. Bir frikik sorusu geliyor sıradaki. Junichi Inamoto Galatasaray'da hangi mevkide forma giymiştir? Baraj kuruyor musun? Kuruyorum. Baraj kuruldu. Bir sonraki. Bir sonraki de kopyalı bir soru geldi. Bakalım ne yapacağız? Galatasaray'ın bir dönemine adları başarıyla yazdıran Yasin ve Gökmen Özdenak kardeşler
hangi takımdan transfer edilmiştir? Bunu kuramıyorum. Buna kuramıyorsunuz. Daha önceki kurduğum baraj için teşekkür ederim. İstanbulspor. Evet, ben şıkları okumadan İstanbulspor'da biraz önce konuştuk çünkü çok talihsiz bir soru aslında oldu senin adına. Çok kolay bir soruydu da az önceki. Osman abinin cevap vereceğini neyse, düşünüyorum. Neyse, ona cevap verme. O soruları stoğa atıyoruz, tekrar kullanıyoruz evet, sonra. Evet, evet. Peki, böylece free kick'ten Osman Kurtişler 80 puan daha alıyor. 200, pardon. Ben bunu toplayamayacağım herhalde. 300 puan oldu galiba. 270 olması lazım. 180, 160 daha. 340. 340'a 190. 90. Bir penaltı daha hakkım var. Belki onunla yürürsün. Ben risk almak istiyorum. Bir penaltı mı alacaksın? Penaltı almak istiyorum. Bir penaltı daha geliyor. Aslında kolay bir penaltı sorusu olabilir bu. Lig tarihinde en çok şampiyonluk tadan 3 futbolcu da Galatasaraylı'dır. Bunlardan sadece birinin adını söylemenizi rica ediyoruz. Şimdi aklıma Bülent Korkmaz geliyor. Cevap senin hakkın. Ben riske girmek istemiyorum. Bülent Korkmaz demek istiyorum. Bülent Korkmaz diyor Ferhat Kızıltaş ve 100 puan daha alıyor. Evet, Bülent Korkmaz doğru cevap ama iki kişi daha var. Hakan Şükür ve Suat Kaya. Evet. Onlar da Türk lig tarihinde yani evet, federasyon sonrası lig tarihinde en çok şampiyonluk gören Türk futbolcuları ve 3 Galatasaraylı sadece. Son sorulara geldiğimizde farkın kapanması sizin boş geçmenizle onun yüksek bir puan almasına bağlı. Sizin kategorinizi soruyoruz. Son durum nedir acaba? Valla şu anda penaltı, kontratak, touch, offside kullanabilirsiniz. Free kick ve çift vuruşları kullandınız. Puan farkının ki. Evet. 340 sizin, 290 benim. Evet, Ferhat Kızıltaş'ın. 50 puan fark var. 110. 50 puan fark var. Evet, sizin boş geçmemeniz çift lazım. Çift vuruş alma şansın var mı? Çift vuruş yok, free kick de yok. 50, 100, kontratak, mecbur kontratak. Penaltıya girmiyorsunuz yani. Girmeme gerek yok ya. 110 fark yapar. Penaltı da olsa 100 oluyor. Bunu bilirsen 110 fark yapıyor. Yapsın. Siz kendiniz düşüneceksiniz. Garanti alacaksınız. Ben karışmam. Kontratağı kaybederseniz karşı tarafın kazanma olası. O tarz olsa öyle tabii. Kontratak alayım. Kontratak alıyorsunuz. Risk alıyorsunuz. Zor bir soru olmasın. Kolay olsun diyorsunuz. Sıradaki kontratak sorusu ekrana geliyor. 2000 UEFA Süper Kupası finalinde Galatasaray'ın teknik direktörü kimdi? Buna baraj kurma hakkım olsaydı kurardın herhalde. B. Fatih Terim. Çok nazik bir noktadayız. Ben size hiçbir şey söylemiyorum. Emin misiniz? Pardon, değiştirme şansım var değil mi? Mircea Lucescu. Bunu sormamam lazımdı aslında. Ama çok yanlış oldu Ferhat adına bu. Çünkü Süper Kupa. Evet. Süper Kupa'da da... Acele ettim ben, doğru. Osman Bey'e biz bir iyilik yapmış olduk. 60 puan alıyor buradan ve 400 puana yükseliyor. 110 puanlık sorumuz da yok maalesef. Zaten penaltı hakkında yok. Yani senin en yüksek alabileceğin puan 80 puandı. O da ancak boş geçmesiyle söz konusu olabilirdi bunu. Hadi sana gelecekti puan. Evet. Evet. Bazen karışmamak gerekiyor. Evet, sana formalite olarak bir soru soracağız şimdilik. Evet. Hangi kategoriden olsun? Free kick'ten alma şansın var mıydı? Var. Ben bir free kick alayım. Bir free kick sorusu geliyor. Baraj hakkı var Osman Bey'in. Evet. Cassio Lincoln Galatasaray'da ilk golünü hangi takıma atmıştır? Baraj istiyor musunuz? Yok, istemiyorum. İstemiyorsunuz. Şıklar: A. Gaziantep Spor, B. Çaykur Rizespor, C. Bursa Spor, D. Antalya Spor. Hatırlıyor musun? Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmıştı. 4-1 evet, kazanmıştık. İlk golü Lincoln atmıştı. Hangi takıma atmıştı? Çaykur Rizespor'a. Çaykur Rizespor'dan 80 puan alıyorsun. Yani aslında çok bilgili, yaşına göre çok bilgili bir Galatasaraylısın. İlk kez fakat şanssızlık için oldu senin adına. Gerçekten. Hem ilkinde kontratak alman, yani pardon, çift vuruş alıp ikincide cevap vermen, ilk frikiyi de boş geçmen senin için şanssızlık oldu. Osman Bey'i tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ederim. Yani biraz
adaleti bozduysak eğer sorularımızla Allah affetsin. Güzel bir yarışma siz, oldu. Evet, siz birbirinizi tebrik edebilirsiniz. Evet, her zaman olduğu gibi Galatasaray Store'un bizlere armağan ettiği kıyafetlerle, tişörtlerle, sweatshirtlerle yarıştık. Siz de bu güzel ürünleri Galatasaray Store mağazalarından alabilirsiniz. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki mağazayı şiddetle tavsiye ediyorum buradan. Bir teşekkür Galatasaray Store'a olduğu gibi bir teşekkür de Enis Sürkan Burakçı kardeşime bu sorularda bana katkısı olduğu için. Artık 16 ekibin karşı karşıya gelmesiyle devam edeceğiz bundan sonraki yarışmamıza. Orada elemelerde bir üst tura çıkan arkadaşlarımız da karşılaşacaklar. Sizlere teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aslan Payı'nın bir sonraki programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.